dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çılgın bir şey yapacağım. Gerçekten çılgın bir şey yapacağım. Videoyu asla editlemeyeceğim. Bu video neredeyse yaklaşık 45 dakika, 1 saat sürecek. Amacım ne? Ondan bahsedeceğim. Sonra videoya başlayacağım. Bu arada 10 dakikadır koşuyorum. Bu videonun amacından bahsediyorum önce size. Dostlarım, benim sürekli gittiğim geldiğim bir şey var. Bir güzergah var ve ben burayı normalde tam böyle 1 saat, 1,5 saatte falan bitiriyorum. Tempolu bir şekilde, bazen hızlı bazen yavaş, yani hit kardiyo şeklinde eğlenceli bir şekilde yapıyorum. Sahile gidiyorum, orada açma germe falan yapıyorum. Şu anda da sahile gidiyorum zaten. Karın çalışacağım, sonra tekrar geri döneceğim falan. Dostlarım, bugün amacım, bu arada ben onu hesapladım. Ben normalde sıradan bir günde sıradan yaptığım kardiyoyu yaptığım zaman 650 kalori, 700 kalori falan yakıyorum. Yani güne -700'de falan başlıyorum. -600'de falan başlıyorum. Harika bir şey. Ve bugün hızı öyle bir ayarlamayı düşünüyorum ki bugün 1500 kaloriye falan çıkmayı düşünüyorum. 10 dakikadır bir koştum. Zaten 10 dakikadır düşünüyorum bunu. Yani evden çıktığımdan beri düşünüyorum. Video yapmak sonradan aklıma geldi. 10 dakika bir hızlı koştum. Şimdi bir nabzı tekrardan düşürüyorum, aynı zamanda videoyu başlayayım dedim. Son bir nefes alacağım. Yani deparı basacağım %100, anladınız mı? %100'ümü vereceğim. Biraz çılgın bir şey, biraz böyle farklı bir şey ama bunu yapacağım. 1500 kaloriyi bulmak istiyorum. 1500'ü bile geçmek istiyorum. Düşündüğüm şey işte telefonu nasıl tutacağım falan. Dediğim gibi bu videoyu asla edit yapmayacağım. Baştan sona kadar izleyeceksiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım açıklama kısmında yazıyor. Bu video hakkında yorumunuzu istiyorum. Bu arada saat şu an 4.30 falan. 5.30'a kadar evde olsam sonra kahvaltımı falan hazırlayacağım. Yani dostlarım, şimdi başlıyorum. Amacım gerçekten 1500 kaloriyi bulmak. Öyle bir tempoda yardırmam lazım ki 1500 kalori bulmam lazım. Yani gerçekten hedef koydum kendime. Yaklaşık 1 saat boyunca hiç durmadan koşacağım ve gerçekten yüksek tempo. Neyse, daha fazla konuşmuyorum artık. Bu videoyu asla editlemeyeceğim. Direkt böyle olduğu gibi atacağım. Şimdi. Evet, let's go. Sürekli konuşamayacağım tabii ki de. Yani güzel bir tempoda şu an hızlı koşuyorum. Yani ne yavaş ne hızlı. Aynı şekilde nefesimi de şey yapmam lazım, hani böyle dengeli tutmam lazım. Baştan %100 yardırırsam sonradan tıkanırsam olmaz. Bu arada benim lisedeyken, yani bundan yaklaşık 3 sene önce falan, atletizm şampiyonluklarım var liseler arası. Türkiye genelinde 6 kilometrede, 7 kilometrede, 8 kilometrede hep Türkiye şampiyonu olmuşluğum var. İşte dedim ya, telefonu nasıl tutacağımı bilmiyorum diye. Şöyle aşağıdan tutmam lazım. Çünkü gerçekten kolum ağrıyor. Baba, bu hızı bozmamam lazım. Güzel, çok güzel. Öyle bir ayarlamam lazım ki gerçekten 1000 kalori bulmam lazım. Bu video kaç dakika sürer hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi hiç editlemeyeceğim. Videonun başından sonuna kadar izleyin. Geçen geldi köpeğin. Aynı burada bu şekilde koşuyorum. Gel de tekmeyi bir ağzına gel. Geçen nasıl yedin diye kaçtın. Gel, bir daha gelebilir misin sen? Lan bir baktım, sürüyor pezevenk.
Geldi böyle ağzı ısıracak. Asla. Ben son dakikaya kadar bir şey yapmadım. Son depoyu bir vurdum. Dedi geri kaçtı. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda hafif bir yokuş aşağı doğru gidiyorum. Çıkarken bunun iki katı kadar daha zor, hatta ne iki katı. Aynı zamanda enerjim de biraz bitmiş olacak. Bunun ciddi anlamda 3 katı 4 katı kadar daha zor olacak. Ama fark etmez. Fark etmez çünkü hayallerim var. Evet, güzel. Çok güzel tempo be. Nefesim iyi şu an. Lekarnetimi de içtim. Lekarnetimi de içtim. Kahvemi de içtim. Kardiyoma da çıktım. Benden mutlusu yok. Şimdi birazcık koştuk. Şimdi birazdan nabzı biraz düşüreyim. Tekrardan arttıracağım. Ayağım ıslandı. Suya bastım. Evet, çok iyi. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika bir yürüyeyim. Nabzı düşüreyim. Çok yoruldum. Telefon tutamayacağım. Bu video nasıl olacak bilmiyorum. Bu arada ne mental olarak ne fizik olarak böyle bir kardiyoya hazır değildim. Sınırları zorlamak istedim. Zorluyorum sınırları. Sonuna kadar gideceğiz. Güzel. Evet. Birazcık nabzımı düşüreyim. Hafif bir de yağmur yağıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama hafif yağmur çiziliyor. Çünkü sabah zaten. Sabahın 4'ü falan şu anda, 5'i falan. Yağmur yağması gayet normal. İstanbul'dayım ben biliyorsunuz. Birazcık koşunca bacaklarımın şiştiğini gördüm. Çünkü birden abandım. Gerçi bir 10 dakika daha koşmuştum, bir yürüdüm ama bacaklarım şişmiş yani. Çok güzel. Hadi oğlum anne. Şimdi buradan sokağın başına kadar koşacağım. Nabzı birazcık fazla arttıracağım bu sefer. Orada güzel bir karın çalışacağım. Yaklaşık 10 dakika kadar, 5 dakika kadar, fazla değil. 5 dakika 10 dakika karın çalışacağım. Ondan sonra aynı yolu aynı tempoda dönmeye çalışacağım ancak. Yol dediğim gibi biraz eğimli. Asıl zaten beni şimdi yoracak. Neden olduğunu anlamadım ama biraz da ayak bileklerim ağrıdı. Dediğim gibi hazır değildim bu böyle bir kardiyo normalde. Ama sınırları zorlayacağım. Şimdi son düzlük şu önümdeki yere kadar. Nabzı tekrardan arttıracağım. Orada güzel bir karın yapacağım. Ve geri döneceğim. Çok güzel be. Şuranın biraz arkası, yani yaklaşık şuradan bir 30 metre sonra falan, yani şu yolun sonu park, ama parka gitmeyeceğim. Çünkü bayağı bir kazmışlar. Hiçbir şey yok şu anda parkta. Burada da nerede karın çalışabilirim ki? Lekraj falan yapmam lazım. Yani asılarak bacak falan yapmam lazım. Nerede yapabilirim?
Hiçbir yerde yapamam, lanet olsun. O zaman nasıl bir şey yapayım? Climber falan yapayım, bir şeyler yapayım. Oo, telefonum da bayağı ıslanmış ha. En iyisi ben karın çalışmayayım baba. Karın çalışmayacağım, burada telefonu koyarsam bir daha zaten çalışacak yer de yok. En iyisi eve gittiğim zaman kardiyonun en sonunda karın yaparım. Ve bitiririm. Şimdi birazcık yürüyeyim şöyle bir. Nabzım gelsin kendisine. Sonra baba bir yardırıyorum. Ayak bileklerim ağrıdı. Oh. Bayağı ıslandım şu an. Bayağı bir terledim şu an. Sırtım falan bayağı iyi. Evet. Telefonu tutmak zaten ayrı bir ölüm ya. Bir daha böyle bir şeye girişmem. Buna giriştim, zar zor bitireyim ama bir daha böyle bir şeye girişmem. Evet, nabzı biraz düşüreyim. Ayak bileklerim çok ağrıdı nedense. Fuck. Çok karanlık. Görebildiğinizi de zannetmiyorum açıkçası. Yağmur da artıyor. Bayağı arttı. Yağ yakımı bro. Yağ yakacağız. Deriyi incelteceğiz. Başka çaresi yok. Kazanmak istiyorsan bunu yapmasın be. Telefon bozulmazsa iyi. Bayağı bu ıslandı çünkü ben de ıslandım. O da ıslandı. Oh. Fuck. Güzel. Hadi oğlum. Burada bir yardırsak zaten evdeyiz hadi. Şey söyleyeyim, tempoyu gerçekten çok arttırdım. Asla bu tempoda değildim yani. Dediğim gibi bu yol normalde 1 saat 20 dakika, 1 saat 15 dakika falan sürüyor. İşte şimdi videoya bakacağız kaç dakika olmuş. Kaç saatte gelmeyen, yani tempoyu gerçekten çok arttırdım. Hani
yanımda olmadığınız için anlamıyor olabilirsiniz veya yanımda herhangi birisi olmadığı için anlamıyor olabilirsin ama gerçekten tempoyu arttırdım ve şu anda bitiyorum yani. İlk defa şu fucking kardiyo bitsin istiyorum ve evimde olmak istiyorum. Ayaklarım ağrıdı nedense. Bileklerim ağrıdı. Korse sıkıyor bir yandan. Yağmur. Yüzüm dondu. Parmaklarım zaten hissetmiyorum telefonu tutmaktan. Ayağım ıslandı az önce gelirken söyledi. Zaten söyledim fak ayağım ıslandı diye. Ama bunlar bu işin güzellikleri be. Böyle olması zaten herkes yapar. Yağmur durdu sanki biraz. Aynen yağmur biraz durdu sanki. Dursun zaten. Hala yağıyor ama. Telefonum şu an var ya su gibi görmeniz lazım. Hatta siz beni göremiyorsunuz ha belki de sudan. Şey yapayım ben en iyisi. Ekranını bir sileyim. Tekrardan telefonu elime alayım. Cebimde bir sileyim şu telefonu. Köpek. Artık arkadaş olmamız lazım seninle baby. Ha? Depüyü yemek istemezsin herhalde ağzının ortasına. Sana da vurmak istemem. Çok tatlısın da. Sana da geçen dedim. Bu köpek dedim saldırmaz dedim. Bu köpek çok tatlı dedim. Kırmaz beni dedim. Ama hep yapmaz dedikleriniz yapıyor. Onu da bana bir kere daha gösterdim. Kime yapmaz dediysek arkamızdan vuruyor anasını satayım. Bir şey söyleyeyim enerjimi. Fuck. Ah. Zannetmiyordum bu kadar yorulacağımı. Bu kadar yorulacağımı harbi zannetmiyordum. Telefonu tutmak ölüm. Kardiyoyu kendi kendime işkenceye çevirdim ya. Ve siz bu videolara bir like'ı çok görüyorsunuz ya. Şu videolara var ya like'ı çok görüyorsunuz. Bakın yağmur yemin ediyorum telefonum bozulacak gibi. Elim zaten dondu dondu telefon tutmaktan. Ah yağmur. Islandım. Su birikintisine bastım. Ayağım neredeyse dizimin yarısına kadar suya girdi. Ve siz bir like'ı çok görüyorsunuz. Neden like'ı çok görüyorsunuz? Neden bana like atmıyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz? Bir tane çocuk var ya. Çok az kaldı bu arada. Gerçekten çok az kaldı. 1 saat 15 dakika yani 1 saat 20 dakikalık yolu. İşte gelirken sanırım tempoyu çok arttırdım. O dengeyi sağlayamadım uzun zamandır çünkü uzun koşu yapmıyorum uzun. Saat çıkıyordum. Kulaklığımı takıyorum baba. Yürüyüşümü yapıyorum arada koşuyorum. Yani işte dediğim gibi 1 saat 20 dakikaya. Hatta 1 saat 1,5 saati buluyordu. Bu koşu aynı bu mesafe. Yani şu an geri bile dönmemiştim. Bayağı bir arttırdım tempoyu. Şu an nefesimin bu şekilde olması çok normal yani gerçekten.
Ama aynı şekilde kondisyonumun artması için de sınırları zorlamam lazım. Eğer herhangi bir şeyinizin artmasını istiyorsanız, işte oksijen kapasitenizin, işte kondisyonunuzun, ağırlığınızın, her şeyin yani artmasını istiyorsanız o konuda kendinizi zorlamanız lazım. Maksimumu yakalayıp, yani mesela şu anda olduğu gibi benim maksimumu yani yakaladım. Bundan sonra her zorladığımda bir tık artacak. Aynı şekilde ağırlıkta da mesela ortalama bir ağırlık taktınız. 6-7 tekrar yaptınız. Artık ondan sonrası 10 tekrardan sonrası falan sizin gerçekten repinizi arttıracak. Günaydın. Günaydın George. Günaydın Aslan. Yağmur çok var. Korkma lan. Oğlum sürüyü peşime takıldı lan. Isırmasalar bari. Göremiyorsunuz 6-7 tane köpek var. 1-2-3-4-5-6-7 tane falan. Teşkilatlar pezevenkler. Teşkilat halinde geziyorlar. Yalnız son düzlük. Biraz arttıracağım tempoyu. Ha, midem bulanıyor galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Yani 20 dakikada gerçekten 1000 kalori bulduğumu düşünüyorum. Yani eve gidene kadar 1000 kaloriyi bulabileceğimi, hatta 1500'ü zorlayabileceğimi düşünüyorum. Hayallerim var bro. Hayallerim var. Hayallerim Türkiye değil. Bileklerim. Ayak bileğim. Neden böyle bir şey oldu ayak bileğime? Çünkü hiçbir zaman sınırları zorlamıyordum. Ve boş bir önemli olması gereken gibi kardiyo yapıyordum. Sanırım biraz bileklerimi de güçlendirmem gerekiyor. Ya da hemen burada şunu bahsedeyim. Bazılarınızın el bilekleri ağrıyor. Mesela çok iğrenç bir ağrı var. O ne demek istediğimi anlatacağım şimdi. Mesela biceps curl yaparken veya barbell curl yaparken bazen böyle gücünüz oluyor bazı kişilerde, ancak bileğine böyle bir ağrı giriyor ve onu yapamıyor. Bak, gücü var ama bileğine girdiği ağrıdan dolayı antrenman yapamıyor. Bu ne demek? Bu aslında bileğin güçsüz olduğu anlamına gelmez. Genelde bilek çalışarak bunu geçirmeye çalışırlar. Evet, aslında geçerli bir yöntem bilek çalışarak bunu geçirmek, ama daha önemlisi birazcık sabretmeniz gerekecek. Böyle hani sabretin ve o hareketleri yapmaya devam edin. Gerekirse birazcık ağırlığınızı düşürün. Daha yavaş yavaş yapın. O ağırlık ve o ağrı zamanla geçecek. Aynı şekilde benim bileğim de sanırım öyle. Yani çok fazla aşırı üstüne zorlanmadan sabır bir şekilde devam edersem ileri vadede geçebilir. İleri vadede bileğimin ağrısı geçecektir. Bir şey söyleme, sınırları gerçekten zorladım. Kaç dakika olduğunu çok merak ediyorum. 25 dakika ya. Eve gidene kadar 30 olsa 2 katından bile daha hızlı yapmışım her zaman yaptığımı. Büyük başarı, 2 katından daha hızlı yaptığım demek. Hem süre olarak da tasarruf ettim. Hem de daha fazla kalori yaktım. Hem nabzımı zorladım. Yani gerçekten tam anlamıyla bir kardiyo yaptım. İşte böyle kardiyo yaptığınız zaman yaptığınız kardiyoların 1 saati bulmasına gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir kardiyo yaptım. Sınırları da zorladım. Fuck. Sınırları gerçekten zorladım. Ve
Size kötü bir haberim var. Midem çok bulanıyor. Ama bu doğru bir işaret aslında. Gerçekten kendimi zorladım. Fuck. Aa, dayanamayacağım. Dayanamayacağım dostlar. Dostlar. Aa. Çeksem mi çekmesem? Çeksem mi çekmesem mi acaba? Çekmesem mi çekmesem mi? Fuck. Bir tık kustum ama evde sanırım acayip kusacağım. Acil eve gideyim. Aslında çok iyi hissediyorum kendimi. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Acil bir eve gideyim ben. Ah, sümük, gözyaşı, ter. Hepsi birbirine karıştı. Şu an sümükte olabilirim ha. Evde acayip kusacağım sanırım. Acil eve gitmem lazım. Son bir düzlük, hadi bakalım. Bir kere daha nabzı arttırayım. Evde zaten filizim baba. Evde zaten filizim. Çok kötü kusacağım şimdi. Dostlarım. Dostlarım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey Türkiye için var ya. Bir gün ülkem için bir şeyler yapmak istiyorum be. Güzel yerlerde şu ay yıldızı açmak istiyorum. Her şey onun için. Zaten tek motivem o yani. Ne Türkiye şampiyonasında, Antalya şampiyonasında, ne başka bir şey. Ne salak insanların attığı boklar. Hiçbir şey beni. Türk bayrağını açmak hevesim kadar motive etmiyor. Her zaman pes edeceğim zaman veya kardiyo yaparken yavaşlayacağım zaman o aklıma geliyor. Türk bayrağını açmak aklıma geliyor. Dostlarım, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumda bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kazanacağız. Peace out.